Şimdi sana soruyorum yine. Evet, Hiç sor. yayın akışına bakmadan. Diyorum ki Murat Boz, Deren Talo işledik. Defne Samyeli Cem işledik. Yılmaz kaldı. Serenay ile Cem kaldı. Geliyor Hadi. Serenay Sarıkaya sonunda kuralları bozdu. İki Cem gözüm Yılmaz çiçeği. aşkı için ilk kez konuştu. Cem Yılmaz'ın sevgilisi Serenay Sarıkaya'dan sonunda beklenen açıklama geldi. Güzel oyuncu Cem Yılmaz'la ilişkisi hakkında ilk kez konuştu. Tabii izlemediniz mi? Hiç öyle bir isteğimiz olmadı. Bodyguard'ları hani... Allah Allah. Tabii. 28 yaşındaki Sarıkaya 47 yaşındaki komedyenle evlenecek mi? Fotoğraflar çıktı ama biz i̇nşallah, kameralar. Serenay Sarıkaya bombanın pimini çekti. Eski sevgilisi Çağatay Ulusoy'la hakkında çıkan iddialar için güzel oyuncu ne dedi? Vallahi yoğun bir şekilde çalışıyoruz. İnşallah en iyi şekilde olacak. Cem Yılmaz'la aşk yaşamaya başladığından beri kameralardan köşe bucak kaçar olmuştu Sarıkaya. Ünlü komedyenle ilgili sorulardan kaçmak için kendince önlemler alsa da kameralarla karşılaşmaktan kurtulamadı güzel oyuncu. İddialara göre gözde mekanlardan uzak duran Sarıkaya, iş görüşmelerini yaptığı mekanların da arka kapısından çıkıyor. Bir mekana gitmek zorunda kalırsa giriş ve çıkışta aracının kapıya sıfır yanaştırılmasını istiyordu. Gerek Serenay Sarıkaya aşkıyla gerekse transparan taytıyla eleştirilere maruz kalan Cem Yılmaz ise kameralara küstü. Geldi. Neler yaşandı içeride? Ne zaman karşımıza el ele çıkacaksınız? Bunu öğrenseydik. Önceki akşam gösterisi olan komedyen, yanına gelen sevgilisi Serenay Sarıkaya ile aynı kareye girmek istememiş, görevliler kulis ve geçiş kapılarına barikat kurmuştu. Beraber görüntülenmekten kaçan çiftin araçlarının otoparkta yan yana park edilmesi dikkat çekmiş, Serenay Sarıkaya nedense Cem Yılmaz'ın gösterisini izlemediğini söylemişti. Cem Bey'in gösterisine gittim, neler söyleyeceksin? Yok, başka arkadaşlarımı izlemeye gitmiştim. Tutsana sen. Arabalar yan yanaydı. Selen Hanım. Otoparkta. Evet. Murat Boz da gelmiş. Ben başka arkadaşlarımı izlemeyeyim dediğim gibi girebilirim. Serenay kuralları yıktı. Dün akşam Ulus'ta annesi Ümran Sarıkaya'nın doğum gününü kutlayan Serenay Sarıkaya mekandan kahkahalarla ayrılıyor. Hazırız. İyi akşamlar, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler, afiyet olsun. Teşekkür ederiz, çok sağ olun. Özel bir yemek miydi? Evet, anneciğimin doğum gününü kutladık. Biraz öyle vakit geçirdik baş başa. Keyfi yerinde olan güzel oyuncu, basın mensuplarının sorularını içtenlikle yanıtlıyor. Dün nasıl stand-up gösterisini izlediniz? Çok da fifi aldı. Evet, aynen. Arkadaşlarımın gösterisini izledim. Çok keyifliydi. Uzun zamandır merak ediyordum zaten. En son oyunumuzu onlar da bizi izlemeye gelmişlerdi. Ben de öyle bir iadeyi ziyaret yaptım. Ve konu dönüp dolaşıp Cem Yılmaz'a geliyor. Sonrasında da Cem Bey de geldi içeri. Pasta aynen. Kutlamalar da oldu. Aynen, evet. Biz de bize eşlik ettiler. Evet, biz de oradaydık, sizi bekliyorduk da böyle AVM tarafında sizin bayağı barikat falan çektiler. Sizin bildiğiniz kapılardan çıkmıyor olabilir. Bildiğimiz kapılardan değil, biz her bütün önlemlerimizi almıştık da. Her yeri kapatmıştınız, haberim vardı. Duvar verdiler önümüze. Aa! Tabii izlemediniz mi? Hiç Mavi öyle bir isteğimiz olmadı. Barikatları... Cem Yılmaz'la görüntü vermemek için barikat kurulmasını istedikleri iddialarını şaşkınlık içerisinde yalanlıyor güzel oyuncu. İsteğimiz olmadı. Barikatları hani... Allah Allah. Tabii, bulunduğunuz sahnenin önüne onlar yani o kapıdan çıkmamak onlar kendileri için. Bir hassasiyet sizin... geliştirmiş olabilirler. Öyle bir talebimiz hakikaten olmadı. Bize sizin tarafınızdan bir talep geldiğini söylediler. Aşk olsun, olur mu? Öyle hiç olsa düşünmedim. Şimdi de kaçar gideriz, olabilir mi öyle bir şey? Bu sırada güzel oyuncuya öyle bir soru soruluyor ki... Yıldız oyuncu bomba üstüne resmen bomba patlatıyor. Peki Serenay Hanım, birlikte biz görüntüleyebilecek miyiz? Fotoğraflar çıktı ama biz İnşallah. Kameralar görüntülüyor bizi kalem. Ben de nasıl yakalayamadınız bu zamana kadar onu merak ediyorum. Şey nasıl yakalayamadınız bu zamana kadar onu merak ediyorum. Her şey... Bizi nasıl yakalayamadınız? Peki şu çok an stand-up gösterisi Cem Bey'in de sizin de Alice biraz daha evet. Ara var. Bir tatile çıkmayı düşünüyor musunuz? Yok, buralardayım. İşlerim var. Filme başlayacağız. Koşturuyoruz. Söz Bergen projesine gelmişken sormamak olmaz. Çekimler ne zaman başlayacak Serenay Hanım? Çekimler inşallah Alice biter bitmez başlayacak. Şu anda hazırlıkları sürüyor. Daha kastımız belli değil. Yönetmenimiz yeni.
bize dahil oldu. Vallahi yoğun bir şekilde çalışıyoruz. İnşallah en iyi şekilde olacak. Aracına giden Serenay Sarıkaya'yı daha fazla bekletmek istemiyoruz. Ancak Çağatay Ulusoy'la hakkında çıkan haberleri de sormadan edemiyoruz. Malum eski aşkının kendisiyle aynı projede yer almak istemediği, bu yüzden yurt dışından gelen teklifi reddettiği konuşuluyor. Yani yurt dışında bir film teklifi Çağatay Bey'e ve size geldi. Hiç öyle bir şey kulağıma gelmedi. Yok, yanlış haber. Aynen. Yalan. Aynen. Ondan aynen. Aynen. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İyi akşamlar. Kolay gelsin. Sağ olun. İnanılmaz bir özgüven. Çok mutlu, çok aşık bir kadın gördüm ben. Ve açıklamalar ne kadar keyifli açıklamalar. Ya mesela şey çok hoşuma gitti. Bu barikatla ilgili çok çirkin haberler çıkmışlardı. Ayrı ayrı mesela yakalandılar Atina'da, ayrı ayrı geldiler. İşte AVM'de gösterisi var Cem Yılmaz'ın, barikat kurulmuş da işte basın çekmesinmiş, öyle bir şey de yok diyor. Bugüne kadar nasıl yakalayamadınız, ben oradayım yani diyor. Yani biz hep el eleyiz demek istiyor aslında. Hep el eleyiz ve göz göze izlemek istiyor. Yani ben çok aşık ve çok mutlu bir kadın görüyorum şu an. Kesinlikle. Fakat beni endişelendiren başka bir detay var. Ne? Aynı mutluluk ve neşe Cem'de yok. Cem'in başka bir sorunları var galiba. Ya benim hissettiğim o yani. Evin kapısında sürekli verilen röportaj çok sıkıcı ya. Evet ya. Yani o gerçekten adamın canını sıkıyordur artık. Bir de sürekli aynı soru. Mesela Serenay'a sorulacak çok soru var. Biliyorsun düşene hemen tekme atmayı biz severiz. Mesela Çağatay Ulusoy'un haberi. Çağatay Ulusoy... İşte bir proje gelmiş de Serenay Sarıkaya ile oynamak istememiş. Evet. Kızın zaten Bergen projesi var. Tabii. Oturup da şimdi dizi çekemez, sinema filmine bu kadar bir hazırlık yaparken. Alice devam ediyor. Alice ara vermişken anladım, o haberin yalan olduğu belli zaten. Buradaki özgüven inanılmaz, benim çok hoşuma gitti. Yani yüzü falan parıl parıl parlıyor. Bu kadar aşkın yaradığını uzun süredir bir Serenay'da gördüm valla. Çok aşk yaradı. Çok aşk anneciğim. Demek ki Cem çok sevdi onu. Güzel seviyor yani. Bence bunlar evlenecekler gerçekten. Evet. Öyle gidiyor yani. Ben de hissetmiştim. Ve mesela bak, basının da saygısı. Defne'nin açıklamalarının hiçbirini sormadılar. Peki bu aynı basın... Onu o verdi ama. Aynı basın Defne'ye, Serenay'ı rahat rahat soruyor. Serenay verdi bunu bak. Serenay çıkar çıkmaz ne yapıyor? Bu da bir taktiktir. Ne? Ya çok tatlısınız. Bak böyle giriyor. Yani... Ha, ona göre yani. Hani... Ay, hayır ya, böyle çok şeker sempatik davranıyor. Garibim, Can Yaman da böyleydi ayrı da. Sonra Can'ın başına gelenler, onun da üzerine çok gittiler. Serenay o saygıyı koruyor basınla. Güzel. Bana diyor, Defne'yi soramazsınız diyor ve sordurtmadı. O imajı veriyor diyorsun. Yazık bak, Cem'e Kerem Bursin'e kadar sordular. Evet ya. Anladın mı? Serenay farklı bir yol çiziyor ve çok başarılı bu konuda. Bu konuda Serenay'dan ders alması lazım. Serenay'a eski ilişkilerini de soramıyorlar. Antalyalı iş adamı bugüne sen kadar soruldu mu? Çok kaza getirme de yine de. Tabii. Çocuklar yok ama sorabilir. Bizimki sorar bir tek. Bir tek Uğur sorarsa var ya felaket. Cem'e ne sordu ya? Ya yaş farkını sordu direkt ya. Direkt net söyledi. Jennifer Lawrence'la ilgili siz bunu dediniz, böyle böyle dediniz. Nüfus müdürlüğünden misin dedi. Evet dedi, arada iş yapıyor. Susturdu adam. Evet, bizim muhabir felaket. Ama dediğim gibi mesela geçmişi soramıyorlar. Bu Serenay'ın başarısıdır. Şimdi geçmişi soramıyorlar, gelecekte ne olur? Çok güzel aşk filizlenmiş zaten, bitti artık, filizminiz yok artık, ağaç büyüyor. Ağaç oldu. Benim de hep senin hissettiğin gibi sana da bunu inandırdık, evliliğe gidecek. Evet, bir ilk sen söyledin hatta, onlar evlenecek. Evet, hatta ne zaman söyledim bunu? İlk biz aşk haberini patlattığımızda kimse patlatmamıştı. Hani bizi mahkemeye verdiğin. Bizi mahkemeye verdiği haberde demişti, onlar evlenir ya böyle olursa. O sırada da... Bize Serenay'ın açtığı dava şu. Manevi yönden bana çok zarar verdiler. Cem'le adımın anılması beni çok mutsuz etti. Dedi, aynen böyle söyledi. Sonra ne oldu? Sonra çok mutlu şu an. Şu an gözlerin içi gülüyor. Ne olursa olsun, zamanında dava da açmış olursa olsun, haberi belki de güvenmiyordu Cem Yılmaz'a. Araları gergindi. Bize dava açtı. Hiç sıkıntı değil. Aşk kazandı, aşk galip geldi. Serenay'a buradan mutluluğun daim olmasını diliyorum buradan. Çok çok mutlu ol inşallah. İnşallah yani. İnşallah. Hep kıyaslıyorum eski görüntüleriyle. Bu kadar zorluk çektiler. Anladın mı yani? Zor mu oldu? Zorluk çektiler şöyle. Düşünsene, aşk haberleri çıktığında dava açacak kadar sinirlendirdik biz onu aslında. Ya o sırada güvenmedi ya. Adama güvenmiyordu demek ki. Bence onun ilişkisinde çok büyük bir milat oldu. Bir şey oldu. Bir geldi gitti o ilişki, değil mi? Ne oldu acaba? Bana Çağla'yla Emre Altuğ ilişkisini hatırlattı o. Emre Altuğ da Çağla Şikel'le ilgili Ayşe Arman'a bir röportaj veriyor. Geri geldi.
Sanki geldi. Evet. İşte bana da onları hissettirdi. Ama Ece'nin de dediği gibi önemli olan sizin mutlu olmanız. Çok da güzel görünüyorsunuz bu arada. Çok yakışıyorlar ve Serenay nasıl mutlu? Ben direkt bakışlarda onu görüyorum. Kadını mutlu eden adam. Adamsın. Aynen. Cem. Adamsın Cemo. Cemo. Tayt'tan sonra Cemo'sun. O Tayt olmasa iyi olurdu. Peki. Tayt olmayaydı iyiydi. Evet.